B2 projeler için, yani dahil olmak için veya bir yerde çalışmak için alt limit midir? Ben şöyle bir giriş yapayım. Hollanda kanun veya sistemine göre B1 iseniz MBO, meslek lisesi seviyesindeki işler için yeterlidir deniyor, B1 seviyesi. Mesela bu nedir? Teknisyen. Bu elektrik bazı işlerinde çalışan. Veya bu nedir? Kramzorg. İşte bu sağlıkta ebelik, lohusa hemşireliği yapan. Bunlar için deniyor ki B1 isen bu işe başlayabilirsin. Neden? Meslek lisesi seviyesindeki işlerle alakalı B1 yeterli diyorlar. Üniversite seviyesindeki işlerle alakalı alt limit B2'dir diyorlar. Burada da mesela işte SZV gibi kurumların yapmak istediği projeler olabilir veya Rabobank. Şimdi bu işin teorik kısmı. Ben pratikte benim tavsiyem şunun üzerine oluyor. Biz özellikle yüksek tahsilli mülteciler Türkiye'den geldiğinde Hollanda'da dili çok iyi kitaptan öğreniyoruz. Yani mahalleye inmeyle alakalı sosyal bir meselemiz var. Bu sadece bize ait değil. Yüksek tahsillilerin genelde ekspertler de bunu söylüyor. Bir dil seviyesine geldikten sonra özgüvenden mahalleye veya sosyalleşmeye girebiliyor. Gönüllü işleriyle alakalı ki biz de anket yaptık. Bakıyoruz %26'mız gönüllü çalışıyor. %74'ümüz gönüllü değil. Yani 100'e yakın oran vardı buna cevap. Biz de bunu kabul edebiliriz. Yani sorun şu o zaman. Biz B2'ye geliyoruz da, B1'e geliyoruz da öbür kişinin veya hem sosyalleşen birinin B1'i kadar olmuyor. O zaman tavsiyemiz ne? B1 iş ilanlarına B2'de gidin. Bunu neden diyoruz? Bizim özgüvenden kendimizi ifade ve pazarlamamız lazım. Türkiye'de buna ihtiyaç hissetmemiştik. Özellikle bu özgüvenin gelişmesi için ben her zaman bunu tavsiye ederim. B2 olun. İş ilanında B1 yazıyorsa da siz girin, özgüvenden girersiniz. Son olarak mesela Rabobank'ta bu iş ilanı B2 artı C1 istedi aslında. Çok zor bir iş ilanıydı. Şimdiye kadar genelde B1 de istiyordu. Mesela B1'de de olabilirsin cümlesi vardı. Ben şuna inanıyorum. Çünkü Rabobank'la anlaşmamız veya görüşmemiz değerli arkadaşlar. Rabobank 60 kişi alacak. Galiba şu an 20-30'da, yani daha 30 insan alacak önümüzdeki 1-2 sene boyunca durmadan bu ilanlarımız gelecektir. Yani inşallah B2 olunca da sizi oraya yönlendireceğiz. Yani bu noktada sıkıntı yok. Diyelim. Yani B2 alt limit midir? Sorunun cevabını bu şekilde vermiş olurum. Şimdi SZV ile alakalı, bu devletin yaptığı programlarla alakalı da kısaca bir ekleme yapayım. Ben normalde bu Limburg eyaletinde, bir de Helgoland eyaletinde yapılan iş alımları, yani bu memur alımıyla alakalı takip ettim. Biraz haksızlık yaptılar. Özellikle mesela 7-8 senedir Hollanda'da, yani artık vatandaş olmuş insanları bile mülteci olarak statüsünden aldılar. Bu çok rahatsız ediciydi. Yani bizim CV'leri çok güçlü insanlar vardı, girememiş oldular. SZV ile alakalı 5 sene sınırını koyduklarını duydum, çok sevindim. Bu bir. Yani bu noktadan imkan olabilir. Ama tabii 150 kişi başvurdu değerli arkadaşlar. Yani biraz başvurusu çok, ben duyduğum kadar. İnşallah olur gene. Yani ümidim var. Devlet kurumlarıyla alakalı bizimle görüşmelerimiz var. Şu an işte Waterschap Su İşleri Müdürlüğü var. İşte ABN AMRO ile bir dıştan görüşüyoruz. Emniyetle alakalı şimdilik IT ile alakalı sadece görüştük. Bunun gibi büyük görüşmeleri de biz de yapıyoruz. Direkt, yani hiç belki piyasaya ismi vermeden dahi direkt biz de yerleştirebileceğiz. Bunu da ifade etmiş olayım inşallah.